Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 4. yasama yılı 5. bileşimini açıyorum. Hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sunuş konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Değerli milletvekilleri, televizyonları başında bizleri izleyen saygıdeğer vatandaşlarım, radyolarından, sosyal medya hesaplarından bizleri dinleyen saygıdeğer vatandaşlarıma en içten sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, az önce bir gazeteciyim. Medya dünyasının bir duayenini sonsuzluğa uğurladık. Bekir Coşkun, kalemini satmayan yiğit bir gazeteci. Düşündüğünü bir şiir tadında yazan bir gazeteci. Belli çevreleri ürküten bir gazeteci. Adaletten, haktan, hukuktan yana olan bir gazeteci. Sadece insan haklarını değil, canlı olan herkesin hakkını ve hukukunu savunan bir gazeteci. Ağacı, kuşu, kediyi, köpeği, her şeyin korunması gerektiğini söyleyen bir gazeteci. Urfa'dan İstanbul'a, Ankara'ya yolculuğu güzel bir yolculuktur aslında. Urfa'nın kültürünü asla unutmayan bir gazeteci. Son yazısında Urfa'nın hoyratına benzer bir dörtlüğü vardı. Şöyle diyordu: yazı bilmem, yazarım yazı bilmem. Bu yaz böyle geçti, gelecek yazı bilmem. Evet, bu yazı böyle geçirdi ama gelecek yazı bilemedi. Hoyrat tadında, hoyrat tadında bir yazı. Bu yazı aslında Urfa'nın hoyratının ne olduğunu da bize söylüyor, bize anlatıyor. Haran Ovası'nda giderken o güzel Urfa'nın hoyratlarını dinleyip, söyleyip duygulanmamak mümkün değil. Bu yazıyı okuduktan sonra internette Urfa'nın hoyratları diye girdim. Oradan 1930'lardan bir ses. O da şöyle diyor: Leyla'sı var, Leyla'sı var. Mecnun'un Leyla'sı var. Böyle Mecnun gezenin vallaha elbette bir Leyla'sı var. Tekrar dönersek, yazı bilmem, yazarım yazı bilmem. Bu yaz böyle geçti, gelecek yazı bilmem. Kendisini sonsuzluğa uğurladık. Allah rahmet eylesin diyoruz. Yakınlarının, basın camiatının başı sağ olsun diyoruz. Elbette ki yazmadı ama bütün yazdıkları bir miras olarak medya dünyasına da bize de gelecek kuşaklara da kaldı. Dolayısıyla onun beklentilerini yaşatmak hepimizin ortak görevi. Değerli arkadaşlarım, pazar günü Kıbrıs'ta seçimler yapıldı. İki aday vardı, Sayın Ersin Tatar ve Sayın Mustafa Akıncı. Yarıştılar, demokratik bir yarış gerçekleşti ve Sayın Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığına seçildi. Kendisini hem Twitter üzerinden kutladım, hem doğrudan telefon açıp kendisini kutladım. Dolayısıyla kendisinin başarılarının sürekli olması hepimizin ortak arzusu. Dolayısıyla kendisini kutluyoruz ve umuyoruz ve diliyoruz Kıbrıs'ın tanınması konusunda çok daha geniş bir çabayı, çok daha köklü bir çabayı hayata geçirir. Elbette ki Kıbrıs'a barışın ve demokrasinin gelmesini sağlayan kişi rahmetli Bülent Ecevit. Bu vesileyle Ecevit'i de saygıyla, sevgiyle, hürmetle anmak hepimizin ortak görevi.
seçimle gelen ama adı sanı çok fazla dillendirilmeyen bir grubumuz var. Muhtarlar. Dün 19 Ekim Dünya Muhtarlar Günü'ydü. Diğer siyasiler muhtarlarla ilgili çok fazla bir şey söylemezler. Çünkü söyleyecekleri çok fazla bir şey de yok. Ama biz, ama Cumhuriyet Halk Partileri olarak biz demokrasiyi savunan bir siyasi gelenekten geldiğimize göre, demokrasiyi her yerde ve her ortamda savunduğumuza göre muhtarların da hakkını ve hukukunu savunmak bizim görevimiz oluyor. Muhtarlarla yaptığım bütün toplantılarda muhtar kardeşlerime söyledim. Bakın dedim, 82 değişik kanunda, 82 kanunda 354 madde muhtarlarla ilgili. Hiçbir muhtar bunları bilmez. Ben de bilmem. Hiçbir siyasetçi de bilmez. Neden muhtarlar için tek özgün bir kanun çıkarılmaz? Bütün hakları, yetkileri neden çıkarılmaz? Söyleyen ilk genel başkanı. Muhtarlar için bir kanun çıkmalı. Biz bununla ilgili bir çalışma da yaptık. Çalışmamız da hazır. Eğer diğer siyasi partilerde evet ya bu muhtarların hakkını hukukunu gelin özel bir yasa düzenleyelim ve bu özel yasada yer alsın. Belediye başkanlarının var, milletvekillerinin var. Niye muhtarların yok? Üstelik muhtarlar gerçek anlamda demokrasiyi temsil eden kesim. Gerçek anlamda. Hiçbir siyasi partiye üye değil. Adıyla çıkıyor, sanıyla çıkıyor. Mahallenin önüne, köyün önüne çıkıyor. Adım bu, şunları yapacağım diyor. Bana oy verin diyor. Ve oy alıyor, geliyor, koltuğuna oturuyor. Ama biz muhtarlığı sanki ikinci sınıf bir demokrasi varmış orada. O nedenle sorunları üzerinde de fazla durmuyoruz. Muhtarlık seçimleri birinci sınıf demokrasiyi andırır. Birinci sınıf. Kendisi çıkar, kendi propagandasını yapar, kazanır ve gelir koltuğuna oturur. Aynı zamanda muhtarlarla ilgili olarak bir bütçenin de olması gerekir. Muhtarın niye bütçesi yok? Bunu da söyledim. Bütün muhtar kardeşlerime de söylüyorum. Gördüğün her siyasiye söyle. Neden bizim bütçemiz yok kardeşim? Belediyenin bütçesi var. Başkan seçimle geliyor. Muhtar ben de seçimle geliyorum. Hizmetse ben de hizmet ediyorum. En azından evinde yiyeceği olmayan bir kişiye ben yardım edeyim. Sosyal yardımlar politik olarak dağıtılacağına sosyal yardımların muhtarlar eliyle dağıtılması lazım. Niçin? Bir mahallede, bir köyde kimin yoksul olup olmadığını, kimin ihtiyaç sahibi olup olmadığını en iyi kim bilir? Muhtar bilir. Niye devre dışı tutuyorlar? Yine aynı şekilde değerli arkadaşlarım, muhtar tek başınadır. Mahalle muhtarı. Bir yere gittiği zaman muhtarlığı kapatmak zorundadır. Oysa bir kişinin muhtar olmadığı zaman bürokratik işlerin yapabilmesi için bir kişinin görevlendirilmesi lazım. Bizim bazı belediyelerimiz bu görevlendirmeleri yapıyorlar. Ama bunun yasal anlamda gerçekleşmesi lazım. Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle ben bütün muhtar kardeşlerime sesleniyorum. Sizin hakkınızı, hukukunuzu savunacak olan tek parti var. O partinin adı da Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu bilmenizi isterim. Bilmenizi isterim. Hatay'da biliyorsunuz büyük bir orman yangını çıktı. Hepimizin kaygıyla, kuşkuyla izlediği sonucu ne oldu, sonucu ne olacak diye izlediği bir yangındı aslında bu. Hatay Büyükşehir Belediye'mize hepimizin teşekkür borcu var. Siyasi iktidarında Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür borcu var. Yangın çıktığı andan itibaren itfaiye daire başkanlığı 42 arazöz, 320 personel. Fen İşleri Daire Başkanlığı 22 iş makinası, 44 personel. Hatsu 8-6 su tankeri, 8 personel. Park Bahçe Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı 4 su tankeri, 11 personel. Destek hizmetleri 13 tanker, 2 bakım aracı, 12 personel. Toplam 79 araç, 395 personelle Hatay Büyükşehir Belediyesi orman yangınını söndürmeye çalıştı. Girilmesi zor olan yerlere girdiler. Emek harcadılar. 24 saat çalıştılar. 24 saat. Belediye başkanımız da anında bütün gelişmeleri dikkat etti.
Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür etmeliyiz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür etmeliyiz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür etmeliyiz. Osmaniye ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanları'na da orman yangınının söndürülmesine katkı verdikleri için teşekkür etmeliyiz. Bakın bir ayrım yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Niçin? Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Belediye bizden olur veya olmaz. Ama yangının söndürülmesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne katkı veriyorsa ona teşekkür etmek her şeyden önce bir insanlık görevidir. Artı yangın söndürüldükten sonra da iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Hasar tespiti için 25 personel görev yaptı. 50 aileye maddi yardım, gıda yardımı yapıldı. Çünkü evleri yandı, pek çok sıkıntıya girdiler. Aynı zamanda pek çok yerde 16 kilometrelik bir yol var. O yolun yapılması lazım. Onun çalışmalarına başladılar. 510 metrelik bir içme suyu ishale hattı yangın dolayısıyla zarar görmüştü. O da süratle yapıldı. Ayrıca 28 haneye 299.500 lirada yardım yapıldı. Dolayısıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, kadrosuna yürekten teşekkür ediyoruz. Ağacı, ağaçları, ormanı korudukları için, Hataylıları korudukları için, yeşilliği korudukları için onlara yürekten teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür kuşaklar. Fikri hür olacak, sınırlanmayacak. İrfanı hür olacak, bilecek, tartacak, ölçecek, erdemli bir kişi olacak. Vicdanı hür olacak, haksızlık karşısında itiraz edecek. Mustafa Kemal'in istediği gençlik budur. Ve bu çerçevede genç kuşaklar yetiştirilmiştir. Bu çerçevede Nobel ödülleri alınmıştır. Bu çerçevede sanatımız, kültürümüz gelişmiştir. Bu çerçevede bazı üniversitelerimiz dünyada söz sahibi olmuştur. Bu çerçevede yetişen kuşaklar sanat ve kültür alanında dünyanın pek çok yerinde söz sahibi olmuşlardır. Yazarlarımızın kitapları dünyanın neredeyse bütün ülkelerinin dillerine çevrilmiştir. Bazı yazarlarımız çok daha nitelikli eserler ortaya koymuşlardır. Erdoğan geçen gün şöyle bir ifade kullandı. Fikri iktidarımızı hala tesis edemedik. Fikri iktidarımızı hala tesis edemedik. Sayın Erdoğan, senin fikrin orta çağ fikri bile değil. Orta çağ fikri farklıdır. Sen ondan bile geridesin. Fikri iktidarımızı hala tesis edemedik. Hala. Fikri iktidar da ahlak lazım. Erdem lazım. Bilgi lazım. İstişare lazım. Danışmak lazım. Fikri iktidar budur. Bir kişinin fikrinden söz etmiyoruz. Binlerce, milyonların fikrinden söz ediyoruz. Sen kendi iktidarını korumak için nasıl olur da 83 milyon benim söylediğimi tekrar eder? 83 milyon benim söylediğimi tekrar ederse ve 83 milyonun çocukları okula gittiğinde 18 yaşına geldiğinde bunların tamamı bana oy verirse fikri iktidar gerçekleşmiş olur ona göre. Böyle bir dünya yok. Orta çağda bile yoktu. Bilgiye bakın Allah aşkına. Kültüre bakın siz. Düşünceye bakın siz. 4+4+4'ü getirdin. Şimdi eğitimden reformdan söz ediyor. Eğitimde reforma ihtiyacımız var diyor. Ya 4+4 getiren sen değil miydin? Her bakan eğitimi değiştirdi. Her bakan geldiğinde yeni bir reform yaptı. Ne oldu sonuç? Ne oldu? Gerçekten anlamak çok zor. Gerçekten. Düşlediği eğitim sistemini, düşlediği fikri iktidarı gerçekleştirme şansı kocaman bir sıfırdır arkadaşlar. Ama haberi bile yoktur. Kocaman bir sıfırdır. Eğer fikri hür insan istiyorsak zaten gerçekleşmeyecek.
İrfanı hür istiyorsak zaten gerçekleşmeyecek. Vicdanı hür istiyorsak zaten gerçekleşmeyecek. Hürriyete karşı olan birisinin fikri hür insan istediğini duydunuz mu? Vicdanı hür insan istediğini duydunuz mu? Hürriyete karşısın sen. Eğitimde ne yapılmalı? Çıktık söyledik. Eğer bu ülkede eğitimde bir şey yapmak istiyorsan benim söylediklerimi dinleyeceksin arkadaş. Benim söylediklerimi dinleyeceksin. Ben sana söylüyorum. Neden bu ülkede 3 milyon 37 bin öğrenci internete giremiyor? 3 milyon 37 bin öğrenci internete giremiyor. Niçin? Türk Telekom'u götürdün, Hariri ailesine peşkeş çektin. İnternete yatırım yapmadılar. Ne yaptılar? Kar elde ettiler. Sonra ne oldu? Borçlar ödemeye gelince ben borç ödemiyorum dedim. Sen bunun ne olduğunu biliyor musun? 3 milyon 37 bin öğrenci internete giremiyorsa bunun sorumluluğu kimde? İhtiyaç sahibi ailelere ve öğretmenlerimize ücretsiz bilgisayar verilsin dedim. Doğru mu? Doğru. İhtiyaç sahibi aile bilgisayar alamıyor çocuğuna. Öğretmen, ya söz verdin sen, Fatih projesiydi. Bütün öğretmenlere bilgisayar vereceksin. Ne oldu bu paralar? Nereye gitti bu paralar? Ahkam kesiyor bir de. Ya insanda biraz sıkılma olur. Emin olun biraz sıkılma olur ya. Nereye gitti bu paralar? Niye vermiyorsun bunlara? Para yok. Para var efendim, para var. Tonlarca para var. Ama öğretmene yok. Ama ihtiyaç sahibi aileye yok. Düşük gelirlere ve bütün öğretmenlere internet parasız olsun dedik. Ya internet artık su gibi ya. Su gibi. Her evde olması lazım. Parasız yapacaksın bunu. Bunları dinlemiyoruz. Beyefendi, fikri iktidarımızı hala tesis edemedik. Daha çok beklersin. O gençler 2023 diyorsan 2023'te sandığa gelecekler. Kimden hesap soracaklarını hep beraber göreceğiz. Nasıl bir Türkiye bıraktığını o çocuklara, nasıl bir Türkiye bıraktığını hep beraber göreceğiz. Onların haklarını ve hukukunu nasıl yediğini o çocuklar bilmiyorlar mı? Senden de iyi biliyorlar, benden de iyi biliyorlar. Para yok diyorlar. Tefecilere para var. Dünyanın parası var tefecilere. Bakınız. Fikri iktidarında öğretmene para yok. Öğrenciye para yok. Çiftçiye para yok. Esnafa para yok. Sanayiciye para yok. İşsize para yok. Hiç kimseye para yok. Ama tefeciye gelince dünyanın parası var. 17 yılda iktidarlar 18. yıla girdiler. 489 milyar dolar, Türk lirası değil, 489 milyar dolar tefecilere faiz ödediler. 489 milyar dolar. Şimdi küçük bir esnaf diyebilir ki ya bu rakam nedir Allah aşkına? 489 milyar dolar ne anlama geliyor diye söyleyeyim. 464 Osman Gazi Köprüsü demek. Yani Edirne'den Hakkari'ye 464 Osman Gazi Köprüsü yapabilirdin. Nereye gitti bu para? Çiftçiye mi? Esnafa mı? Emekliye mi? İşsize mi? Nereye gitti? Üreticiye mi? Tefeciye gitti. Beylerin fikri iktidarında tefeciye hizmet etmek vardır. Bizim fikri iktidarımızda böyle bir şey yoktur. Alın teri değerlidir. Emek değerlidir. Ücret değerlidir. Kalkınmak değerlidir. Bilgi değerlidir. Ahlak değerlidir. Adalet değerlidir. 4000 şehir hastanesi yapılabilir diye övünüyor ya. Bu tefecilere bu parayı ödemeyip de ben şehir hastaneleri yapacağım dese 4000 tane şehir hastanesi yapıyor. Türkiye'nin her sokağına neredeyse bir şehir hastanesi yapabiliyorsun. Bu tefeciler
ve ödenen parayla Türkiye'deki bütün hanelere ev yapabilirdiniz. Nerede olursa olsun herkesin evini yeniden yapabilirdiniz hemen hemen. Ödenen paranın büyüklüğüne bakın. Eğer bu pandemi süreci oldu, tefecilere ödenen parayı hazinede olduğunu düşünelim. Her bir vatandaş için bu para dağıtılsaydı, her bir vatandaş için, hani şu meşhur vatandaş diyor ya, vali beni nasıl tanımasın diyor, o zaman dükkanını kapatın diyor. O vatandaş da dahil olmak üzere. Her bir vatandaşa 48.732 lira para ödenebilirdi. Her bir vatandaş, 83 milyonun her birisine 48.732 lira para ödenebilirdi. Peki aile olursa, aile başına 165.689 lira para ödenirdi. Nereye gitti bu paralar? Tefeciye gitti. Tefeciye hizmet eden kim? Erdoğan ve damadı ve saray ve şürekası ve onların beslemeleri. Peki tefeciye hizmet değil de halka hizmeti götürün diyen kim? O da biziz. O da biziz. Geldiğimiz nokta ne? Geldiğimiz nokta askıda ekmek. Projeye bakın Allah aşkına. Ne proje ama? Ne proje ama? Askıda ekmek projesi. Çağ açan bir proje. Bizim fakirliğimizin, bu iktidarın bizi getirdiği 18 yılın sonundaki rezilliği bundan daha iyi dünyaya anlatamazsınız. O nedenle Sayın Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum. Yürekten. Ya kuru soğana mahkum ettiniz ya. Ekmek. 21. yüzyıldan söz ediyorum ben. 21. yüzyıl. Şu geldiğimiz hale bakın Allah aşkına. Neden bu hale geldik? 83 milyon bir avuç tefeciye hizmet eder hale geldi. Bir avuç tefeciye hizmet eder hale geldi. Beyler tefecilere milyar dolarları yağdırırken işinden olan adama diyorlar ki sana ayda 1168 lira vereceğim, günde ediyor 39 lira, krallar gibi yaşayacaksın diyor. Bunlarda vicdan var mı Allah aşkına ya? Vicdan var mı bunlarda? Açlık sınırı 2448 lira. Açlık sınırı, açlık sınırının altında milyonlar, milyonlar gelir elde ediyorlar. Açlık sınırının altında. Çubuk'tan bir kadın arıyor. Bizim sosyal yardım yapan ekibimizi arıyor. Şöyle diyor. Çubuk'tan arıyorum. Çok zorda kalmazsam aramazdım. Bugün 2 aylık kızımı doktora götürdük. Aile sağlık merkezinden çocuğumun doğduğundan bugüne kadar hiç gelişmediğini, böyle giderse çocuk esirgeme kurumunu almak zorunda kalacaklarını söylediler. Çocuğumu yalnızca şekerli su ile besleyebiliyorum. Evde yiyecek olmadığı için annesi olarak ben de çoğu zaman açım ve bu nedenle sütüm kesildi. Lütfen yardım edin. 21. yüzyılın bir çığlığıdır arkadaşlar. Bu çığlığın sonu askıda ekmektir. Kendi çocuğunu, bir anne için çocuğun ne kadar değerli olduğunu biliyoruz zaten. Kendi çocuğunu besleyemeyen, utanarak biraz da telefon açan, mecbur kalmasaydım aramazdım diye. Evet yardım ettik. Mamalar aldık, şunu aldık, bunu aldık vesaire. Ama bu bize ulaşan bir kişi. Böyle milyonlar var arkadaşlar. Saraydaki zebat ve onun beslemeleri bunu bilir mi? Asla bilmezler. Onların halkla bir ilgisi yoktur. Vatandaşla bir ilgisi yoktur. Çiftçiyle, emekliyle, esnafla, emeklilikte yaşa takılanlarla, muhtarlarla hiçbir ilgileri yoktur onların. Onlar saray gözlüğünden bakıyorlar dünyaya, toz pembe görüyorlar. 18 yıldır iktidardalar. İstanbul'daki toplantıda söylemiştim, bir daha ifade edeyim.
Öyle bir genç kuşak yetiştirdiler ki, geleceği Türkiye'de değil, geleceği yurt dışında arayan bir kuşak. Anket yapıyorlar. İlk anket Mayıs 2020. Gençlik araştırması. Soru şu: İmkanınız olsa yurt dışına yerleşip orada yaşamak ister misiniz? Soru bu. Bu soruya verilen yanıtlar. Türkiye geneli %62,5 evet. İmkanımız olsa yurt dışında yaşardı. Gençler diyor bunu. Peki AK Partili gençlerin oranı ne kadar? %47,3. AK Partili gençlerin %47,3'ü de imkanımız olsa biz yurt dışına giderdik diyor. Bu tablonun sorumlusu kim? Eylül'de, o Mayıs'ta yapılan bir anket. Evet, Mayıs 2020'de. Eylül'de yapılan bir anket. Gençlik araştırması yine. Soru çok daha net sorulmuş. Size kalıcı olarak başka bir ülke vatandaşlığı verilirse Türkiye'yi terk edip o ülkeye yerleşmeyi düşünür müsünüz? %64 evet, terk eder giderim diyor. %64. %14 hayır, ülkemde kalırım diyor. %22 kararsız, ya aferin diyor. Böyle bir gençlik yetiştirdiler. Beka sorunlu, beka sorunu diyoruz değil mi? Ya bundan daha büyük beka sorunu olur mu? Bizim yetiştirdiğimiz evlatlarımız geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Kimin sayesinde? Erdoğan'ın ve beslemelerinin sayesinde arıyorlar. Eğitim sisteminden söz ediyor. Hangi eğitimden söz ediyorsun sen? Üniversiteyi bitirmiş, taşı sıksa suyunu çıkaracak, aylardır yıllardır işsiz. Aylardır yıllardır işsiz. Ya bunlarda ahlak var mı Allah aşkına ya? Ben konuşunca rahatsız oluyorlar. Zaten siz rahatsız olun diye ben konuşuyorum. Önlem alın diye konuşuyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'yi bu hale getirdiler 18 yılda. 18 yılda umut beslediğimiz, 18 yılda Türkiye'nin hem bugünü hem geleceği olan gençler eğer geleceklerini yurt dışında arar noktaya geldilerse sorumlusu kim? Bu soruyu herkes kendisine soracak. Esnaf da soracak. Çiftçi de soracak. Emekli de soracak. Genç de soracak. 18 yıldır bu ülkede yaşayan 83 milyonun burnundan getirdiniz ya. Burnundan getirdiniz. Öyle bir noktaya gidiyoruz ki sadece kendi ülkemizin içinde değil ya, dışarıda da sorunumuz var. Komşu kalmadı. Tamam, anladık. Şimdi bir kampanya çıktı. Türkiye'de sanayicinin ürettiğini almayacağım diyor. Suudi Arabistan. Dostluk. Bayrakları bile yarıya indirdik. Açıklama yapıyor Suudi Arabistan Ticaret Odası Başkanı. Net bir şekilde söylüyorum. Yatırıma hayır. İthalata hayır. Turizme hayır. Biz vatandaşlar ve iş adamlarının Türk olan hiçbir şeyle işimiz olmayacak. Türk olan hiçbir şeyle işimiz olmayacak diyor. Merak ediyorum. Bu dili bir karış dışarıda gezen vatandaş çıkıp Suudi Arabistan'la ilgili bir şey söyledi mi? Haksızlık yapıyorsunuz dedi mi? Ya ilişkiler niye bu kadar kötüleşti diye bir arayışa girdi mi? Korkudan bir şey söyleyemiyor. Arkadaşlar, ya bunlar İstanbul'un ortasında, göbeğinde adamı doğradılar ya. Konsoloslukta adamı doğradılar. Ceset dahil hepsini aldılar. Uçaklarına bittiler ve gittiler. Ne oldu? Bir şey söyleyemediler. Cezayı kim çekiyor? Erdoğan çekse tamam deriz, cezasını çekiyor.
Ya bu ülkenin sanayicisi ne günahı var bu adamın? Üreticisi ne günahı var bu adamın? Senin izlediğin politika yüzünden fatura ona çıkıyor. Onun malı alınmıyor. Bütün bunlara rağmen 23 Eylül'de Suudi Arabistan Milli Günü kutlu olsun diye de havaalanlarına afiş asıyorlar. Şu kişiliksizliğe bakın Allah aşkına. Şu kişiliksizliğe bakın. Devlet bunların elinde kalmış ya. Devleti yönetemiyorlar. Bir de diyor ki biz kabile devleti miyiz diyor. Erken seçime gideceğiz. Kabile devletin ne olduğunu da bilmiyor. Kabile devletinde bir kabile reisi vardır. Kabilede bir gelenek vardır, örf vardır. O gelenek yıllar içinde süzülmüştür ve herkes o geleneğe itibar eder. Kabile reisi bir şey söylerken önce oturur, kabilenin aksakallarıyla bir araya girirler. Ne söyleyelim diye. Sorun çıktığı zaman gidilir, bakılır. Sen Kızılderili kabile reisinin dünya siyaset tarihine giren açıklamalarını acaba okudun mu? Bütün dünyanın saygı gösterdiği o açıklamaları acaba okudun mu? Ya biz kabile devletinden daha da gerideyiz. Adam bunun farkında değil. Gelenek kaldı mı? Hayır. Görenek kaldı mı? Hayır. Anayasa kaldı mı? Hayır. Adalet kaldı mı? Hayır. Kabile devleti diyor. Ya kabile, keşke kabile devleti konumunda olsaydık şu anda. Hiç değilse oturup bir düşünürdük, tartışırdık. Devletin bütün çivilerini söktün. Kabile devletinde en azından kabile reisinin bir lafı olur. Herkes saygı gösterir. Ya sen anayasayı ihlal eden adamı, anayasa mahkemesinin kararını uygulamıyorum diyen adamı yakında alacaksın, Yargıtay'a üye yapacaksın veya anayasa mahkemesine üye yapacaksın. Yalandan fikri iktidar olunmaz arkadaşlar. Fikri iktidar olmak istiyorsanız önce dürüst olacaksınız, ahlaklı olacaksınız. Herkesin düşüncesine saygılı olacaksınız. Sürekli yalan söylerseniz fikri iktidar olmaz. Bugün kandırırsınız, yarın kandırırsınız. 18 yıldır söylüyorsunuz. Geldiğimiz noktada söylediklerinin tamamının, ama tamamının yalan olduğu çıktı ortaya. Tamamı. Efendim, parlamentoya yeni istihdam paketi geliyor. Ya bugüne kadar 22 paket getirdiler. 22. Bunun 16'sı istihdam paketi. İşsizlik sorunu çözüldü mü? Hayır. Nedir peki bu paketler? Vatandaşı kandıracaklar. Bak yeni paket getiriyorum, sana iş çıkacak. 16 sefer getirdin kardeşim ya. Bir değil, iki değil, beş değil, on değil, 15 değil. 16 sefer yetmiyor mu ya? Bu kadar yalan. Yetmiyor mu yani? Getirecekmiş. Neymiş? İşsizliği bununla azaltacaklarmış. Ben sana bir iyilik yapayım kardeşim. Sen gerçekten işsizliği azaltmak istiyorsan önce devlet olarak üstüne düşeni yapacaksın. Bir, Sayıştay diyor ki 138.393 öğretmene ihtiyaç var. Eğer sen samimi olarak işsizliği azaltmak istiyorsan üstüne düşen görevi yap. Atama bekleyen 138.393 öğretmene görev ver kardeşim. Bunun için kanuna gerek yok. Bir karar sadece. Başka? Zonguldak'ta bizim kömür madenlerimiz var değil mi? 10 binlerce kişi çalışıyordu. Şimdi kömür çıkarmasınlar diye işçilerin neredeyse tamamını yok ettiler. Sen gerçekten yerli ve milli kaynaklara değer veriyorsan orada Zonguldak'ta işsiz, iş bekleyen 10 binler var. 5 bin kişiyi hemen al, yer altına indir, maden çıkarsınlar kardeşim. Alın teri döksünler. Engelli kadroları boş. 18 yıldır. 18 yıldır engelli kadroları boş. 657 sayılı yasanın 53. maddesi diyor ki her kamu kuruluşunun en az %3'ü engelli kadrosundan oluşur. 18 yıldır doldurmadı. Niye? Kanun çıktı. Gereğini dahi yapmıyorsun.
Engelli kadrolarını doldurmuyorsun. Efendim biz meclise yeni istihdam paketi getirdik diyorsun. Sen onu benim külahıma anlattın. Yalandan bu millet bıktı artık kardeşim. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği. Önemli mi? Önemli. Okula gidiyorlar mı? Gidiyorlar. Pandemi dönemi, evet pandemi dönemi. Bütün anne babalar, 30 milyon veli çocuğu için titriyor mu? Evet titriyor. Kardeşim, bu okullara birer sağlık görevlisi hemen getir. Dünya kadar var. Boş geziyorlar. Başka? Okulun temizliği var. Yardımcı hizmetler. Personeline ihtiyaç var. Bunun atamasını yapabilirsin. Bunun için kanun mu gerekiyor? Hayır, hiçbir şey gerekmiyor. Başka? Az önce söyledim. Muhtarlara birer tane büro elemanı atayacaksın kardeşim. Bu kadar basit. Bunu yaptığın zaman ne olur? Dersin ki özel sektöre, devlet olarak bak ben görevimi yaptım. Engelli kadroları boştu, bu bizim bir ayıbımızdı. O kadroları doldurduk. Yasanın da gereğini yaptık. Çocuklarımız hepimiz için çok değerlidir. Çocuklarımızın okulda sağlığını korumak için bir sağlık personeli görevlendirdik. Bir yardımcı hizmetler personelini görevlendirdik. Çocuklarımızın hem sağlığına hem temizliğine önem veriyoruz dersin. Zonguldak'taki kömür işletmeleri yeteri kadar kömür çıkarmıyordu. Kömür hep dışarıdan geliyordu. Şimdi kendi kömürümüzü çıkaracağız. Zonguldak'taki işsizler inecekler, alın teriyle kömürü çıkarıp karşılığında alacaklar. Bunu söyleyeceksin. Bunu söylediğin zaman benim oyun değil, senin oyun artacak arkadaş. Ben sana aslında iyilik yapıyorum. Doğruyu söylüyorum. Niçin? Çünkü ben ülkemi seviyorum. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa girmesin istiyorum. Ha, özel sektöre diyeceksin ki ben görevimi yaptım, şimdi sıra sende. Ama özel sektör sana şunu söyleyecek. Benim yatırım yapmam için önce benim can ve mal güvenliğimi sağlayacaksın kardeşim. Benim can ve mal güvenliğini sağlamazsan ne ben yatırım yaparım ne de dışarıdan yabancı sermaye gelir. Peki Türkiye'de hepimizin, sanayiciler de dahil, yabancı sermaye de dahil, hepimizin can ve mal güvenliği var mı? Hiçbirimizin can ve mal güvenliği yok. Hiçbirimizin. Hiçbirimizin. Biz böyle bir toplantıyı diyelim, dışarıda bir otelde yaptık. Medyaya kapalı yaptık. Bir tane kişi gelecek, gizli ihbarcı tanık. Diyecek ki efendim bunlar orada terörü nasıl büyütebiliriz diye bir toplantı yapıyorlardı. Muhbir. Polis basacak. Herkesi tutuklayacak. İçeriye atacak. Hakim derhal dosyanın üzerine gizlidir kararı alacak. Ne savcı ne biz neden tutuklandığımızı, neden gözaltına alındığımızı bilmeyeceğiz. Aradan geçecek aylar. Belki de yıllar geçecek. Lütfederse savcı iddianame yazacak. Çünkü önce tutukla, önce hapse at, arkadan delil topla. Model böyle, sistem böyle. Bu sistem içinde yabancı sermaye gelir mi Türkiye'ye? Bu sistem içinde Türkiye'de iş adamı yatırım yapar mı? Yapmıyor. Sen bu ülkede herkesin 83 milyonun can ve mal güvenliğini sağladın mı? Hayır, sağlamadın. O nedenle yatırım yapılmıyor. Peki biliyor mu bunları? Bilmemesi mümkün değil. Bilmemesi mümkün değil. Defalarca söyledik. Hatta ben bu ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur dediğim zaman vay işte bak Kılıçdaroğlu'nu görüyorsun. Evet, hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Hiç kimsenin yok. Bugün Erdoğan'a çok yakın olan 3 gün sonra başka bir yerde olur, onu da içeri atarlar. Örneği var. Ama bir grubun can ve mal güvenliği var, onu söyleyeyim. Kim? Parası olan. Erdoğan'ın avukatına dolar bazında ciddi paralar verirsen senin can ve mal güvenliğin vardır. Savcı bile iddianame yazamaz. Hakim zaten karar veremez. Peki garibanlar? Onların hepsi içeride. Hepsi içeride.
Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, can ve mal güvenliğinin özel sektör diyecek ki istihdam yaratmak istiyorsan sağlayacaksın. Bir deyim vardır. Boş tencereden çok ses çıkar diye. Günün 24 saati konuşuyor. Günün 24 saati. Ne konuşuyor Allah aşkına? Ne söylüyor? Ne dedik? Boş tencerenin sesi çok çıkar. Söylüyorlar, petrolü bulduk. İyi, buldun. Doğalgazı bulduk. Doğalgazı buldun. Yetmedi, bir daha bulduk. Buldun. Almanya bizi kıskanıyor. Olabilir. Fransa bizi kıskanıyor. Olabilir. Yunanistan işte mahvoldu, bitti. Olabilir. Efendim Türkiye dünya lideri ve Erdoğan dünyaya kafa tutuyor. Olabilir. Sonunda nereye geldik? Askıda ekmek gerçeğine geldik. Askıda ekmek. Ne dedik? Boş tencereden çok ses çıkar. Boş konuşuyorlar. Mutfağı bilmiyorlar. Mutfaktaki kadının ızdırabını bilmiyorlar. Çocuğunu emziremeyen annenin ızdırabını bilmiyorlar. Bebek mamalarına kilit vurulmuş kimse çalmasın diye onu bile görmüyorlar. Konteynerlardan on binlerce kişi, kadın beslenir, oradan bir şeyler alabilir miyim diye pazar artıklarından onu görmüyorlar. Bunlarda ahlak yok arkadaşlar. Ahlak yok. Ahlak, adalet duygusu olanlarda vardır. Adalet duygusu yoksa ahlak yoktur. Bir anne çocuğunu emziremiyorsa ve ona devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti sahip çıkamıyorsa, onu görmüyorsa orada adalet yoktur. Söyledim, devlet yalan söylemez. Anket yapmışlar. Hükümetin açıkladığı işsizlik rakamları doğru mudur diye. Toplumun %68.5'i işsizliğin açıklanan rakamlardan daha yüksek olduğunu söylüyor. %16'sı biraz daha fazladır diyor. Çok fazla değil, biraz daha fazladır diyor. Yani seçmenin %85.3'ü açıklanan rakamlar doğru değil, işsizlik fazladır diyor. Bu oran AK Parti seçmeninde %70.3. Kendi seçmeni bile bunların verdiği rakamın doğru olmadığını söylüyor. MHP seçmeninde bu oran %80.4. Ne diyorduk? Devlet yalan söylemez. Senin seçmenin bile senin yalan söylediğini görüyor. Değerli arkadaşlar, saray kime çalışıyor? Bu da önemli bir soru aslında. Söyledik, tefecilere çalışıyor mu? Bir de içeride de beslemeler var. Geçen salı günü söylemiştim. Dünyanın ihalesini veriyorsun. Çok yüksek bir ihaleyi veriyorsun. İhale değil de iş veriyorsun. Çağırıyorsun, gel diyorsun. Bu işi sana verdim diyorsun. Milyarlık işi veriyorsun. Hemen arkadan resmi gazetede milyarlık teşvik veriyorsun. Vergi istisnası. Vergi vermeyeceksin diyorsun. Ne yapıyorsun? Sıfır maliyetle yapıyorsun. Buna itiraz ediyorlar. Sahipleri kim bunların? Besleme medyayı finanse edenler. Besleme medyayı. Medya bizim sesimizi duyurmuyor diyor. Erdoğan şikayet ediyor. Bizim nefesimizi duyurma, öyle bir lafı var galiba. Ya senin medyanı kimse okumuyor ki zaten. Alttan yukarı, yukarıdan aşağı. Günün 24 saati zaten yalan söylüyorlar yani. Psikolojik olarak bir kişi Türkiye'de eğer ekonomik olarak sıkıntıya girmişse akşam diyor ki biraz rahatlamam lazım, şu A Haber'i açayım diyor. A Haber'i açınca bakıyor her şey güldük gülistanlık, biraz rahatlıyor yani. Psikolojik bir kanal orası. Gerçeği asla anlatmıyor ki zaten. Senin neyini anlatacaklar? Neyini anlatacaklar seni? Bakınız, elektrik dağıtım şirketleri var. Burayı iyi dinlesin. Özellikle AK Parti'ye oy veren vatandaşlar bunu iyi dinlesindir. Elektrik dağıtım şirketleri var. EÜAŞ'tan, yani elektrik üretim EÜAŞ'tan, elektrik üretim anonim şirketinden devletin kurumu elektriği alıyorlar. Bunu vatandaşa satıyorlar. Yani aracılık yapıyorlar.
2016'da elektrik dağıtım elektrik şirketinden 17 kuruşa alıyorlar. Küsuratı saymıyorum. 17.7 diyor ama 17 kuruşa alıyor devletten elektriği alıyor. Vatandaşa kaça satıyor? 41 kuruşa satıyor. Yaklaşık 3 kat fazla. 17 kuruşa devletten alıyorsun, vatandaşa 41 kuruşta veriyorsun. Kim besleniyor? Kim buradan kazanıyor? Gelelim 2020'ye. 2020'de devletten bunu 25 kuruştan alıyorsun. 25 kuruştan alıyorsun. Vatandaşa 71 kuruştan satıyorsun. 2.8 kat. Parayı kim kazanıyor? Bu saray iktidarı kime hizmet ediyor? Elektriği kullanan, az önce okuduğum çubuktan telefon eden kadın, o da elektriği kullanıyor. Ona elektriği 25 kuruştan alan ve ona elektriği 71 kuruşa satan bir düzeni yaşıyoruz. Bunların yatacak yeri yok. İnanın yani, yatacak yerleri yok bunların. Bu kadar insafsızlık olur mu ya? Bu kadar insafsızlık olur mu? Dolayısıyla hizmet eden saray iktidarı kime hizmet edeceğini çok iyi biliyor. Para babalarına, dolar babalarına, aracılara, tefecilere, onlara hizmet etmekte asla bir kusuru yok. Asla. Ama vatandaşa gelince sadece boş teneke, gürültü, patırtı ama hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tabii saray böyle olunca aşağı da öyle oluyor. Vali, yani AK Parti il başkanının eş başkanı. O da çıkıyor piyasaya. Vay efendim diyor, neden eldiven takmadın? Vay efendim, neden maske yok? Vatandaş ne diyor arkadaşlar? Gerçekten bir daha okumak isterim. Niye yok maske takmadın deyince canıma yetti, gebermek istiyorum. Piyasanın haline bak. Salı günü 15 liraya kapattık, çarşamba günü 100 lira, 100 liranın hepsi kar olsa ne olur diyor. Türkiye'nin gündemini bu vatandaş belirledi. Türkiye'nin gerçeğini de bu vatandaş belirledi. O vatandaş bir siyasetçi mi? Hayır, değil. Bir sanayici mi? Hayır, değil. Dükkanı olan bir adam mı? Hayır, değil. Tarlası olan bir adam mı? Hayır, değil. Tezgahında oyuncak satan bir adam. Tezgahında. Akşam eve ekmek götürebilir miyim? Arayışı içinde olan bir adam. Her türlü fırça yiyor. Bir de ceza kesilecek adama. Vali ne diyor Allah aşkına? O da enteresan bir şey. Şahsımla ilgili bir şey söylüyor orada da. Şahsımın yaklaşımı şahsımı da üzdü. Bir de bir sürü imla hatası var. Vali bu adamlar ya. Liyakat çökünce, dediğim gibi o da AK Parti'nin eş başkanı olarak o da çıkmış piyasaya. Sen kimsin, vatandaşın derdi ne ya? Biliyor musun sen vatandaşın derdini? Denetime çıkmış beyefendi. Değerli arkadaşlarım, dediğim gibi balık baştan kokar. Baş böyleyse aşağısı da böyle olur. Gayet normal. Değerli arkadaşlarım, süt üreticileri perişan vaziyetteler. Gerçekten perişan vaziyetteler. Bakın son 11 ay, son 11 ayda yem ham maddesine gelen zam %64. %64 zam geliyor. Süt yemine gelen zam %48, besi yemine gelen zam %44. Peki çiğ süt alım fiyatı değişti mi? Değişmedi. Haziran, Temmuz, Eylül aylarında ödenmesi gereken çiğ süt primi hala ödenmedi. Adamlar ineklerini kesmeye götürecekler. Protesto etmek istiyorlar. 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde diyorlar ki biz en iyisi protesto edelim. Araya bir sürü adam giriyor. Şantaj, tehdit vesaire, protestodan vazgeçiyorlar.
Sonra Kahramanmaraş'tan Yakup Konan. Yakup Konan'ın gözlerinden öpüyorum. Biniyor traktörüne. Diyor ki Ankara'ya gideceğim. Perişan ettiler bunlar bizi. Polis çeviriyor yolda, jandarma çeviriyor. Ehliyeti ver, ruhsatı ver vesaire. Tamam, ehliyet, ruhsat alıyorlar. Her şey tamam. Her şey tamam ama izin vermiyorlar. Belki vazgeçer gider diyorlar, vazgeçmiyor. İki saat bekliyor, iki saat beklerim diyor. Sonra bir karar alıyorlar jandarma. Efendim diyor, bunun gözlerinde kızarıklık var. Bir de elleri titriyor. Sen bu traktörü kullanamazsın. Gözaltına alıp gönderiyorlar. Geldiğimiz hal budur arkadaşlar. Süt üreticisi bu çiftçiyi yürekten kutlamak lazım. Bütün çiftçilerin dertlerini dile getirdi diye. Sadece onlar değil. Manisa Soma'dan, Karaman, Ermenek'ten maden işçileri de yürümek istiyor. Onlar da adalet istiyorlar. Üstelik haklarını istiyorlar ya. Yani. Onlara da hakları teslim edilmiyor. Bunlar da biz yürüyeceğiz diyorlar. Kırmayacağız, dökmeyeceğiz, kimseye hakaret etmeyeceğiz. Hakkımız için yürüyoruz yani. Hakkımızı isteyeceğiz diyorlar. Salihli'de kesiyorlar, hayır siz yürüyemezsiniz diye. 31 işçiyi gözaltına alıyorlar. İşçilerden birisi şunu söylüyor. Sanki hırsızlığı, namussuzluğu, arsızlığı biz yapmışız gibi hesabı bizden sormaya çalışıyorlar. Yani hesabı sorması gerekenlere gidip hesap soramayanlar bize hesap sormaya çalışıyorlar. Devam ediyorlar. Evet. Bu arkadaşların da haklarını ve hukuklarını sonuna kadar savunacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle tarihsel bir görevi vardır. Ne dedik? Bütün garibanların, bütün hak arayanların sözcüsü olacağız dedik. Bu bizim görevimizdir. Bunu yapacağız. Fikri iktidarımızı henüz tesis edemedik. Beyefendi sen asla tesis edemezsin. Çünkü senin adalet duygun yok. Kin ve öfkeyi besliyorsun sen. Gençlere dönüp kininizi unutmayın diyorsun sen. Kini ve öfkeyi o küçücük çocuklara aşılayanlardan devlet adamı olmaz. Onda adalet duygusu olmaz. Onda insanlık da olmaz. İnsanlık farklı bir şeydir. Eğer adalet duygusu olursa herkes kendi ülkesinde özgürce yaşar. Düşüncesini özgürce ifade eder. Adalet öyle bir noktaya geldi ki adaleti dağıtması gerekenler adaletsizlik yapmaya başladılar. Adaleti dağıtması gerekenler adaleti katletmeye başladılar. Eskiden bir adalet kavramı vardı. Yargıtay'ın, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bir kararı var. Onu okumak isterim değerli arkadaşlar. Önemli bir karar. Bütün vatandaşlarımın da dikkatle dinlemelerini isterim. Şöyle diyor. Yasalar ve yargı kararları yanlış olabilir. Yasalar ve yargı kararları yanlış olabilir. Ve bilimsel alanda eleştirilebilir. Biz de eleştiriyoruz yeri zamanı geldiğinde. Ancak bunları uygulamak durumunda bulunan yargıçlar ve görevliler yasaları ve yargı kararlarını yanlış oldukları özüne sığınarak kişisel yorum ve gerekçelerle uygulamamazlık yapamazlar diyor. Yargıtay Ceza Genel Kurulu diyor. Onlar ne ve nasıl olurlarsa olsunlar yasaları ve yargı kararlarını uygulamakla yükümlüdürler. Devam ediyor. Zira yasalar doğru oldukları için değil. Yasa oldukları için. Yargı kararları da haklı oldukları için değil. Yargı kararları oldukları için uygulanmaları zorunludur diyor. Bunun dışındaki tutum ve davranışlar keyfiliktir diyor. Bu kadar açık, bu kadar net, herkesin anlayabileceği nitelikte bir ders veriyor. Yargı kararlarının uygulanması lazım. Alttaki mahkeme ne diyor? Akın Gürlek. Bu Yeni Zekeriya Özümüz.
çıktı. 14. Ağır Ceza'nın başkanı. Yeni Zekeriya Hükümeti. Ne hakkı hukuku diyor. Nereden çıkardınız siz bunu diyor. Bütün kirli işleri bana gönderin diyor. Bütün haksız dosyaları bana gönderin diyor. Hiç meraklanmayın diyor. Sadece bana bir göz kırp diyor. Ben gereğini yaparım diyor. 10 yaşındaki çocuğa Erzurum'da tecavüz edilirken, kız çocuğuna tecavüz edilirken bu beyefendi oradaydı. 10 yaşındaki kız çocuğuna. Barış Terkoğlu Cumhuriyet'te çok güzel bir yazı yazdı bu dosyayla ilgili olarak. Bu Akın Gürlek böyle bir adamdır. Bundan adalet falan beklenmez. Adaleti katleden adam kimdir derseniz adı Akın Gürlek'tir. Bu kadar açık, bu kadar. Yeni Zekeriya Hüzdür. Yeni Zekeriya Hüzdür. Fikri iktidarınızda adalet yoksa zaten iktidarınızı gerçekleştiremezsiniz. İnsanlık tarihi adalet arayışı tarihidir. İnsanlık tarihi adaletsizlikle mücadele tarihidir. Bunlar adalete taş koyan dişlilerdir. Birilerinin görevini yapıyorlardır bunlar. Hukuk fakültelerinden mezun olmuş görünüyor iseler de asıl talimatı, gücü yasalardan, hukuktan, vicdandan değil, saraydan alanlardır bunlar. Bunlardan hakim olmaz. Bunlar kendi çıkarları için yapmayacaklar hiçbir şey yoktur. Ne diyecek şimdi bu Akın Gürlek? Ben hukukun üstünlüğüne tanımam diyor. Vicdani kanaatime göre karar vermem diyor ben. Ben sarayın talimatını yerine getiririm diyor. Anayasa Mahkemesi kararını tanımam diyor. Ne demek yani vicdan, hukuk, hukukun üstünlüğü bunlar yok diyor bende. Sonra Anayasa Mahkemesi, anayasa, yasalar bunlar beni bağlamaz diyor. Beni bağlayan tek otorite saraydır diyor. Efendim anayasada varmış. Anayasa kararları herkesi bağlar, mahkemeleri bağlar, idareyi bağlar. Doğru, anayasada var bu. Ama beni bağlamaz diyor. Çünkü ben anayasayı, yasaları, vicdanı, hukuku, hukukun üstünü bunları çoktan unuttum diyor. Ahlakı, adaleti bunları çoktan unuttum diyor. Benim bir kıblem vardır, o da saraydır diyor. Saraydan gelen talimatı yaparım diyor ben. Ve yine bu kişi almış olduğu bu kararla milletvekili dokunulmazlığını asla tanımam diyor ben. Ne demek milletvekili dokunulmazlığı? Efendim Anayasa Mahkemesi demiş ki yeniden seçime girdi, yeniden dokunulmazlık kazandı. Dolayısıyla dosyayı aç bak, sonra meclise gönder. Bu kadar basit. Dokunulmazlığı var. Ama bu Akın Gürlek diyor ki dokunulmazlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi, anayasa, ben bunlara inanmam ve bunları takmam diyor. Ne demek öyle bir şey diyor. Ben bildiğimi okurum diyor. Ha Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı buna itiraz eder mi? Sen milletvekili haklarını nasıl istismar ediyorsun diye bir demeç verir mi? Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı dahi bana bir şey söyleyemez diyor. O da talimatı saraydan alır diyor. Doğru mu? Evet doğru. Kendi milletvekilinin hakkını ve hukukunu savunamayan bir kişi asla Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yapamaz. Usulen oturur orada. Usulen orada oturur. Kendisine başkan da denir ama o başkan sarayın başkanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı değildir. Bu parlamento çok başkan gördü. Ama bu kadar aciz bir başkanı hiç görmedi. Hiç görmedi. O nedenle diyor ki nasıl olsa saraydan talimat alır. Saraydan talimat alıyorsa bize bir şey yapamaz diyor. Başka? Yine bu ne Gürlek'ti? Akın Gürlek. Yine bu Akın Gürlek diyor ki yani yeni Zekeriya Hüzümüz. Efendim diyor. Ben anayasaya uymuyorum doğru.
Anayasa Mahkemesi kararını aldım, çöp sepetine attım, doğru. Bildiğimi okudum, doğru. Hakimler Savcılar Kurulu bana bir şey yapabilir mi? Hayır diyor. Hakimler Savcılar Kurulu da bana dokunamaz. Benim bütün kanunsuzluklarıma Hakimler Savcılar Kurumu sadece gözlerini kapatır, bakmaz bile. Eğer girirlerse üyeler, elimi uzatırım, hepsi sırayla ayrıca elimi de öperler. Bana da acaba saraydan bir torpil bulabilir misin diye. Bu kadar ağır bir ifadeyi bu hukuksuzluğa karşı kullanmak benim görevimdir arkadaşlar. Benim görevim. Ve diyor ki bu gürlek, onlar da diyor zaten saraydan talimat alıyorlar. Biz beraber yapıyoruz bütün bunları. Kanunsuzlukları birlikte yapıyoruz diyorlar. Ve Akın Gürlek tabii haklı olarak bir beklenti içinde. Ben bu kadar fedakarlık yapıyorum. Anayasayı takmadım. Meclisi takmadım. Dokunulmazlıkları takmadım. Hakimler, savcılar hepsi hikaye. Ben büyük fedakarlıklara katlandım. Ve artık bana bir görev verirsiniz. Önümüzdeki süreçte beyefendi büyük bir ihtimalle Yargıtay üyeliği verilecek. Çünkü hukuku katledenler orada. İşte sizin fikirleriniz bu nedenle asla iktidar olamaz. Orta çağda bile olmayan bir yapıyla 21. yüzyılın Türkiye'sinde karşı karşıyayız. Öyle bir tablo ki Emin Çölaşan'dan FETÖ'cü çıkarmışlar. Allah aşkına ya. Emin Çölaşan, Necati Doğru. Ya bunlar bütün kalemlerini Türkiye'nin güzelliği üzerine, Türkiye'nin çıkarı üzerine yazılar yazarak kullandılar. FETÖ'yle en ciddi mücadeleyi yapan Sözcü Gazetesi. Ama susturmaları lazım. Nasıl? Bu gürlek aracılığıyla sana ihale ettik bunu, sen bunlara her türlü cezayı ver. Anadolu'da bir laf vardır. Eğer bir diktatörün, bir zalimin erken gitmesi isteniyorsa zulmün artsın derler. Bunların zulmü giderek artıyor. Ama bütün milletime, vatandaşlarıma şunu söylüyorum. Biz birlikte olduğumuz sürece, adaletten yana, haktan yana, ekmekten, emekten, alın terinden yana olduğumuz sürece, demokrasiden yana olduğumuz sürece, çalışandan, üretenden olduğumuz sürece, çiftçiden, emekliden yana olduğumuz sürece, hiç kimsenin karamsar olmaya hakkı yoktur. Biz bunları göndereceğiz. Beraber göndereceğiz. Birlikte göndereceğiz. Efendim erken seçim olmaz, kabile devletinde olur. Sen erken seçim yaptın, demek o dönem kabile devletiydi, şimdi daha kötü. Ya bunlar ne söylediklerini de bilmiyorlar. Erken seçim talebi benim talebim değil. Erken seçim talebi çiftçinin talebidir. Emeklinin talebidir. İşçinin talebidir. Sanayicinin talebidir. Efendim hapishanelerde haksızca yatan insanların talebidir. Demokrasiye inananların talebidir. Erken seçim. Ne korkuyorsun? Milli irade, milli irade diyorsun. Milli iradeye gitsene, hakemliğine başvursana. Korkuyorlar. Korksunlar. Halk gelecek, batılı zahil edeceğiz, yok edeceğiz batılı. Adaleti getireceğiz bu ülkeye. Hepinize saygılar sunuyorum. Oturumu kapatıyorum, saygılar sunuyorum.